Arkadaşlar Merhabalar M özel bir soru daha çözmek istiyorum size Bu arada sizden şöyle bir ricam da var bu ee, anlamadığım bir şekilde ben sadece bana oluyor yani gıcık olanlar falan var zannediyordum ama ee, herhalde bir acayip bir durum var böyle soru çözen öğretmenlerin ee, YouTube sayfalarında videoyu başlar başlamaz arkadaşlar bir böyle 13-14 beğenmeme oluyor bu yani açıkçası o gün ilk gördüğümde çok moralimi bozmuştu. Şimdi de bu böyle izlenmeleri etkiler mi, ulaşmamızı etkiler mi bilmiyorum ama sizden özel olarak ricam bundan sonra beğenilerinizle ve yorumlarınızla daha çok destek olursanız bu beğenmemelere egale etmek adına e, ufak bir böyle ricam var sizden arkadaşlar. Şimdi MSV tadında bir soru olacak arkadaşlar bu. Şundan dolayı ÖSYM e bir soru sorduğu zaman basit bir soru olsa bile orada ufacık da olsa bir yorum bekliyor bizden tamam mı? O yüzden... E, TYT'de de, MSÜ'de de, işte KPSS, ALES bunlarda da genelde böyle çok aşırı basit sorular hariç ufak da olsa böyle bir tri oluyor sorunun. Şimdi burada da böyle bir durum var. Bu arada Liverpool sempatizanı fanı falan değilim. Şimdi 3 tane oyuncu seçmem lazım. Yani kurguyu yaptığım zihnimde e, başarılı olan 3 oyuncu, gol atan 3 oyuncu hangisi olur hangisi olmaz diye düşününce valla aklıma çok gelmedi. Çünkü genelde ön üçlüsü süper olan takımlar aşırı derecede kalmadı artık eskisi gibi. Bunlardan bir tanesi de bence Liverpool City. Çok iyi ama ön üçlüsü sürekli değişiyor. İşte United zaten öyle. Ya da Real Madrid, Barcelona artık eskisi kadar iyi değil. Paris Saint Germain diyebilirsiniz. Neymar orada işte ee, şey var. Mbappe var ama orada üçüncü oyuncuyu koyamıyorum falan. Böyle bir şey yapayım dedim. O yüzden hemen... United fanları varsa ya da başka takım fanları hemen bir şey demesin. Liverpool'un şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda Firmino, Mane ve Salah toplamda 25 maçta gol atmıştır. Yalnız bir oyuncunun gol attığı maç sayısı, iki oyuncunun gol attığı maç sayısının 6 katıdır. Hiçbiri bir maçta birden fazla gol atmadığına göre Salah'ın attığı gol sayısı en az kaç olabilir? Bu arada keşke soruyu Firmino diye değiştirseydim çünkü Firmino normalde en az gol atabilecek oyuncu bunların içinde ama neyse artık bakalım. Şimdi arkadaşlar burada iki oyuncunun gol attığı maç sayısına A diyelim. O zaman yalnız bir oyuncunun gol attığı maç sayısı ne olacak? 6A olacak. 3 oyuncunun da gol attığı maç sayısı B diyelim şimdi. Böylece 6A artı A artı B arkadaşlar 25 yapacak. Şimdi burada çok basit ama önemli bir şey. Salah en az gol atmasını istiyoruz. O zaman ben şöyle bir yorum yaparım. İki kişinin gol attığı maçlarda Salah sahneye çıkmasın. Bir kişinin gol attığı maçlarda Salah sahneye çıkmasın. Sadece üç kişinin gol attığı maçlarda sahneye çıksın. Böylece burada 7A artı B 25 olduğu zaman ben diğerlerinin sayısının en büyük olması için A'ya 3 veririm. B de böylece arkadaşlar en az 4 olur. Dolayısıyla iki maçta gol atalı oyuncu sayısı pardon iki kişinin gol attığı maç sayısı 3. Bir kişinin gol attığı maç sayısı 3 çarpı 6'dan 18. 3'ünün de gol attığı maç sayısı 4. Zaten 3'ü de gol attığı zaman mecburen orada Salah da atmış olacak. Ama yalnız bir kişinin attığı maçta Salah atmamış olur. 0 gol. 2 kişinin attığı maçta da Mane ve Firmin atmış olur. Salah yine atmamış olur. Böylece Salah'ın attığı gol sayısı en az 4 oldu arkadaşlar. Bu şekilde böyle e, orta karar sınav tadında bir soru çözmüş olalım. Başarılar diliyorum yarın arkadaşlar. E, deneme olarak görüyor birçok öğrenci. O yüzden böyle büyük anlamlar atfetmeye gerek yok. Hani fazlasıyla böyle ciddi bir para vererek normalde bir denemeye e, kaç para verirken burada evet ciddi bir maliyetli bir deneme çözmüş olacaksınız. E, i̇nşallah ama güzel bir prova olacağını düşünüyorum. E, kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.